azalan olduğu aralığı tabii ki türevini alıp eksi olduğu yerleri görerek yapacağız. Yani türevini alacağız önce. x küp 3x küp 3x kare bölü 3'ten 3'ler gider 2x kare kalır. Eksi 2x bölü 2'den x kalır eşittir 0 derim. Köklerini buluruz 2x eksi 1 çarpı x parantezinde böylece bir kök 0 bir kök 1 bölü 2 artı eksi artı gördüğünüz gibi türevin işareti negatifse orada azalandır değişik. Şöyle bir 1'e 2 noktası verilmiş arkadaşlar. 1'e 2 noktası. Buradan geçen negatif eğimli doğru demek. Sola yatık bir doğru demek. Koordinat eksenleri arasında kalan üçgensel bölgenin alanı. Bakın şimdi en az kaç birim karedir diyor. Burada absis 1 burası 2. Şöyle bir şey diyelim. Buraya x diyorum arkadaşlar. Şöyle burası 1 burası da y. Normalde Burada alanın en az olması için tabii ki önce bir de y'yi bulmamız lazım. Tek bilinmeyen sonuçta alanın değerine çıktı? y artı 2 çarpı 1 artı x. Bu a x'in denklemi ama her zaman ne diyoruz? Tek bilinmeyen önemli. O zaman burası alfa burası da alfa. y bölü 1 eşittir arkadaşlar. 2 bölü x'ten y eşittir 2 bölü x oldu. Hemen yerine yazarsak 2 bölü x artı 2 1 artı x eşittir ax. x alanın en az olması için türeve bakacağız. Türevin sıfır olduğu yerde maksimum minimum noktaları vardır. Buna göre yaparız. Haliyle eksi 2 bölü x kare çarpı 1 artı x artı 2 bölü x artı 2 çarpı 1. Şimdi buradan da e, dağıtıp işlem bakalım bir. Eksi 2 bölü x kare artı değil eksi 2 bölü x artı 2 bölü x artı 2. Bunlar gitti. Eksi 2 bölü x kare eşittir. Eksi 2'den x arkadaşlar artı eksi 1 oldu. Ama zaten burada uzunluk negatif olamayacağı için mecburen 1 alacağız. 1 alınca da artık burası 1. Sonra arkadaşlar yine y ye gördüğüm yere 2 bölü x de 1 yazarsam burası da 2 olur. Demek ki şu kenar 2 artı 1'den 3. Bu kenarda arkadaşlar 1 1 daha 2 olmuş oldu. Ona bir bakmam lazım pardon. 2 artı 2'den 4 affedersiniz. Burası 4. Burası da 2. 4 çarpı 2 bölü 2'den alan 4 geldi C şıkkı. Gerçek kat sayılı 3. dereceden bir polinom. Şimdi burada arkadaşlar baş kat sayı 2. Köklerden ikisini verdiyse a x küp artı b x kare diye değil de normal x eksi x1, x eksi x2 ve x eksi x3 diye gitmek lazım. Bu bizim şimdi polinom. Bu polinomda bir de ne demiş? X eşittir sıfır noktasında yerel ekstremum var. Yerel ekstremum demek o noktada türev sıfır demektir. Haliyle hemen türevi almak için biraz işlemlerimizi kolaylaştıralım ama. Burası x kare artı 3x eksi 10 çarpı x eksi k. Çarpımın türevinden yararlanıyorum. Birincinin türevi 2 çarpı 2x artı 3 çarpı ikincinin aynısı x eksi k artı Birincinin aynısı 2 çarpı x kare artı 3x eksi 10 çarpı 1 eşittir diyeceğiz şimdi. F türev x, P türev x. X yerine 0 yazacağız. 2 çarpı 3 çarpı eksi k artı 2 çarpı eksi 10 eşit olmalı 0'a. Böylece k buradan eksi 20 bölü 6'dan eksi 10 bölü 3 geldi. K bu arada arkadaşlar zaten 3. köktü. Cevap E şıkkı olmuş oldu. Burada türevin limit tanımı var arkadaşlar. Bakın şimdi. F x eksi 4 zaten f 2'ymiş ya. F x eksi f 2 bölü x eksi 2. F limit f x. Bak hemen zaten aklım şeye gidiyor. Türeve gidiyor. Limit x 2'ye giderken şöyle. Bu aslında zaten f türev 2'ydi arkadaşlar. F a eksi f b bölü a eksi b. A b'ye giderken f türev b'dir. Unutmamak lazım. Bu yüzden f türev 2'dir. F türev 2 de yerine yazarsak şöyle gördüğünüz gibi 2. Zaten türev halihazırda hali hazırda alınmış, bir daha almayacağız sakın. 2'nin karesi 4 eksi 3, 8 eksi 3'ten 5 oldu. Şu ifade gördüğünüz gibi 5 yaptı. Bu şekilde söyleyeyim. Dinlemek isteyen için ikinci yoldan da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada normalde x yerine 2 yazarsanız f 2 eksi 4 bölü 2 eksi 2'den 0 bölü 0 belirsizliği gelecektir. Haliyle yerine yazdığımız zaman artık türevi payın türevi bölü paydanın türevi hakikaten bize limit x 2'ye giderken f türev 2'yi getiriyor. Lopital'den bilen arkadaşlar yine f türev 2 olduğunu görüp cevabı 5 olarak bulabilirdi. Bir fonksiyonun bakın böyle bir teğet doğrusu y eşittir 3 doğrusuysa arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebiliriz analitik düzlemde temsil olarak çözüyorum. 1. Y eşittir 3 olduğu için bu fonksiyonda absisine A dersek bu fonksiyon böyle f eşittir 3 olacak şekilde bir noktadan geçiyordur. Ordinatı 3 çünkü. Aynı zamanda bu noktadaki türev sıfırdır arkadaşlar. Çünkü bakın tepe noktası oluyor. X eksenine paralel bir doğru ekstremum noktasıdır. O noktadaki türevinde sıfır olduğunu söyler. Bu iki bilgiye göre bakalım. Şimdi türevini aldığım zaman tabi f'a demeyeyim sanki şey gibi algılanmasın. Buraya b diyeyim. Oradaki a ile karıştırmayın. Böylece arkadaşlar 6x kare eksi 2ax. x yerine b yazınca 6b kare eksi 2ab eşittir 0 olacak. Buradan 1 b 0 olabilir. 2 2b parantezin alırsak şöyle 3b eksi a eşittir 0'dan. B A bölü 3 olur. Ancak bakın şimdi kenarda görelim. F 0 0 eksi 0 artı 2'den 3'e eşit olması lazım. Neden? Bu noktanın ordinatı 3 demiştik. Olmadı. Demek ki almamız gereken apsis değeri A bölü 3'müş. Haliyle yerine yazınca 2 A küp bölü 27 eksi A çarpı A kare bölü 9 oldu. Karesini alacağız orada da. Artı 2 eşittir 3 diyorum. Burada payda eşitlersek eksi 3a kare 2a küp böylece eksi a küp bölü 27 eşittir 1 oldu. A da arkadaşlar eksi 3'müş biraz işleme dayalı bir soru A şıkkı geldi. Üretim maliyeti hacim üzerinden birim küp başına 1 TL demiş. Bir ayrıtı x olduğuna göre hacmi x küptür. x küp çarpı 1'den maliyet arkadaşlar mx desek x küp olacak. Satış fiyatı ise yüzey alanı üzerinden birim kare başına 4 TL. Bir kenarı x ise bir alanı x kare'dir. 6 tane yüzey var malum küpte bakın bu şekilde. O zaman bunun satış fiyatı 6x kare olacaktır. Kare başına daha doğrusu alan başına 4 dediği için birim kare başına demek ki bunun alan üzerinden satış fiyatı 24x kare oldu. Buna da sx diyelim. Kaç birim olursa bu kristalin satışından elde edilen kar en fazla olur. Kar denkleminde de kx dersek satış eksi maliyet bize karı verecektir. Bunun arkadaşlar maksimum olmasını istiyoruz. Bunun için de ne yapacağız? Her zaman gibi türev alacağız. Çünkü türev aldığımızda tü, e, bu denklemin maksimum olmasını sağlayan x değerini buluyoruz. 48x eksi 3x kare eşittir 0. 3x parantezinde 16 eksi x eşittir 0. x 0 olamaz tabii maliyet 0 olur o zaman. Demek ki x 16 olmalıymış a şıkkı. Bir fonksiyon var şöyle. Diğer bir doğru var. Bakın bunlar birbirine teğet. Yani aslında teğet olduğu için aslında doğrunun eğimi o noktadaki türeve eşittir. Doğrunun eğimi arkadaşlar y'yi yalnız bıraktığınızda x'in katsayısıdır. m eşittir 6'dır. Demek ki bilmediğimiz o noktada f türev a 6 olacak. Şimdi türevini alalım bakalım. 4x küp bölü 4 eksi 2. Burada da arkadaşlar x küp eksi 2. Hangi noktada 6 olacak görelim. X küp eşittir 8'den. X 2 oldu. Demek ki 2 noktasındaki teğetin eğimi 6'ymış. Böylece bu noktanın apsisinin 2 olduğunu öğrendik. Ordinatı nereden bulacağız? Tabii ki nokta denklemi sağlar yaz yerine. 2 üzeri 4 16. 4'e bölersek 4 olacak. Sonra 2 çarpı 2 4 artı 2. Demek ki arkadaşlar bu noktanın ordinatı da 2'ymiş. Bu 2'ye 2 noktası aynı zamanda fark ettiyseniz doğrunun da üstünde. Yani doğru denklemini de sağlar. Y'si 2, x'i 2, eksi k. K buradan arkadaşlar 10 geldi. E şık. Bir parabol arkadaşlar 0'a 2 noktasına en yakın noktası böyle AB'ymiş. Bu noktanın ordinatını istiyor bizden. Hemen ne yapacağım? Apsisine A dersem ordinatına da 7 eksi A kare deriz. Böylece tek bilinmeyen olur. 0'a 2 noktasına olan uzaklık a eksi sıfırın karesi, a kare 7 eksi a karenin 2'ye olan uzaklığı, 5 eksi şey e, farkı pardon, 5 eksi a karenin karesi. Bu arkadaşlar minimum olursa uzaklık da minimum olur. O zaman bu uzaklığın tabii ki ben böyle olduğunu biliyorum ama sonuç olarak dediğim gibi karesi küçük olursa kendisi de küçük olur. Bu yüzden ona hiç gerek kalmadan köklüyle bir de uğraşmayalım. Bu şimdi bizim denklemimiz. Bunun türevini aldığımızda 2a artı 2 çarpı 5 eksi a kare çarpı içinin türevini aman unutmayın. İçinin türevi bakın eksi 2a eşittir 0. Burada neler ortak? 2a'lar ortak. Böylece burası 1. Şurası 2 çarpı eksi 2 çarpı 5 eksi 10 artı eksi 2 ile çarptığım için 2a kare diyebilirim. Eşittir 0. A sıfırdan büyük. O zaman bunu geçeceğiz. Burada x büyüktür sıfır demiş. A sıfır olamaz o zaman. Buradan 2a kare eşittir 9 dersek A arkadaşlar 3 bölü kök 2 oldu. A 3 bölü kök 2 ise B neydi? 7 eksi a kare. Git burada yerine yaz. 7 eksi 9 bölü 2 14 eksi 9'dan 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Ve bin limit tanımını iyi bilmek lazım. Bakın f x artı h eksi f x bölü x artı h eksi x. Bu limit x sıfıra limit h sıfıra giderken arkadaşlar bilmemiz gereken mevzu. Bunu niye söyledim? Çünkü soruda kullanacağız. Bakın şimdi benzetmek için f x artı y x'i yanına çekeceğim. Maksat şu h'ı y gibi düşünün şimdi böyle. Yukarıyı benzetiyorum bakın. Sağ tarafta f y artı x y kaldı. x artı h x x bunlar giderse h olur. Yani burada h dediğim şeye y demiştim. Her iki tarafı y'ye bölüyorum o zaman. Bakın her iki tarafı y'ye böldüm. Bunlar sadeleşti. Şimdi her iki tarafta limit y sıfıra giderken diyorum. Limit y sıfıra giderken işte burası f türev x arkadaşlar. Şu limit y sıfıra giderken f y bölü y. Burası zaten arkadaşlar x. Şimdi bize limit FH h sıfıra giderken f h bölü h'ı 4 vermiş. Yani burada aynı şey e, y için de olacak. Buraya o zaman 4 yazabilirsiniz. F türev x kendiliğinden 4 artı x geldi. Bak türev almana gerek yok artık. Sadece yerine yazacaksın. F türev 1 eşittir. 4 artı 1'den 5. Sınav sorusudur. Geldiği yıl için gerçekten sert bir soru olabilir. Ben o yüzden türevin limit tanımını çok önemsiyorum. Konu başında da ciddi bir şekilde anlattım. A ve P noktalarının x ekseni üzerindeki dikiz düşümleri sırasıyla x'e 0, burası x'miş, burası da 36'ymış arkadaşlar. Apsislerinden bahsediyor. O zaman burada bunun ordinatı da kök 36'dan 6 olur. Yani A noktası 36'ya 6 diyebiliriz. Sonra bize ne demiş? HBP üçgeninin alanı x'in hangi değeri için en büyüktür? Şurası zaten arkadaşlar 36 eksi x. Buraya geldiğimiz zaman da ordinat kök x. Artık ne söyleriz bu durumdan dolayı? Bu üçgenin alanı kök x çarpı 36 eksi x bölü 2. Bu alan denklemi. Alanın en büyük olması için yine türevi bulacağız ki türev burada. Türevi sıfır eşit olan sıfıra eşit olan şey bu değeri maksimum yapan x'tir. 1 bölü 2 kök x çarpı 36 eksi x Artı kök x çarpı 36 eksi x'in türevi eksi 1. O yüzden şöyle eksi x yapıyorum. Zaten başta bir katsayı var 1 bölü 2 olarak ama bu zaten şeye bir katkısı olmayacak. Burası sıfıra eşit olacak sonuçta. Böylece 36 eksi x bölü 2 kök x payda eşitlersem 2 kök x ile eksi 2 x olur arkadaşlar. Eşittir sıfır derim. 36 eksi 3 x eşittir sıfırdan da bakın x 12 gelir a şıkkı. Bir internet şirketi en fazla 900 müşteriye hizmet verebilmekte ve aylık internet ücreti 40 normalde geliri bu olacakmış. İnternet ücretinde yaptığı her 5 TL'lik artış sonucunda 40 artı 5 x diyelim her 5 liralık artışta müşteri sayısında 50 azalma oluyor. Bakın 900 eksi 50 x gördünüz mü? İşte bu yeni kazanç denklemi. Maksimum olması için bakalım ne kadar zam yapması lazım. Hemen tabii ki maksimum bulmak için türev alacağız. Birincinin türevi 5. ikincinin aynısı 900 eksi 50x. Bu sefer birincinin aynısı 40 artı 5x çarpı ikincinin türevi eksi 50 arkadaşlar. Sıfıra eşitliyorum. Hatta her iki tarafı bence burada neye bölelim? Ee, 50'ye bölelim. 50'ye bölersek şunlar da 10'a bölünmüş olur. 90 eksi 5x artı eksi e, hatta önünde eksi var eksi 40 eksi 5x eşittir 0 oldu. Sadeleştirdim her iki tarafı 50, eksi şey 50'ye bölerek böylece 50 eşittir 10x'ten x arkadaşlar 5 gelmiş oldu. Yerine yazarsak şimdi 40 artı 5x müşteri sayısıydı. 40 artı 25'ten demek ki 65 müşteri sayısı diyorum pardon fiyattı. Böylece fiyat 65 TL olursa maksimum kazanç elde ediyor C şıkkı. Şöyle bir eğri analitik düzlemde çizmeye gerek yok. Maksat burada mevzuyu görmek. Sıfıra 0, 0 noktasında olan uzaklığı tek bilin yap, bilinmeyen yapmak için bakın x'e 4 bölü x diyeceğiz. Aradaki uzaklık x eksi sıfırın karesi artı 4 bölü x eksi sıfırın karesi. Şimdi bazı arkadaşlar şu hatayı yapıyor. Bunun da kökünü alıyor. Evet teknik olarak doğru ama zaten bu sayı ne kadar... Küçük olursa, karekökü de o kadar küçük olmayacak mı? O zaman sen bunun denklemini bul ve bunun türevini al böylece olayı kolayca hallet. Şimdi artık burada türevini aldığımız zaman 2x artı 2 çarpı 4 bölü x çarpı içinin türevi tabii ki ee, burada eksi 1 bölü x kare önünde zaten 4 katsayı olarak duruyor. Şimdi bunu sıfıra eşitliyoruz. Burada arkadaşlar 2x 4 çarpı 4 16 eksi 32 bölü 2x küp şey 32 bölü x küp eşittir 0. Buradan da e, 2x eşittir ek, artı 32 bölü x küp. 2x üzeri 4 32 x ya 2 ya da eksi 2 diyeceğiz. Şimdi buna göre şöyle bir tablo oluşturursak eksi 2'ye 2. Ye 2 hangisi hangisiyle başlayacağız işarete? Pozitif olduğu için artı, eksi artı. Böyle gördüğünüz gibi maksimum olduğu yer neymiş? Burası minimum olduğu yer 2'ymiş. Demek ki x'e 2 vereceğim. x'e 2 verdiğimde nokta 2'ye 2 olacak. Burası da 0'a 0 olacak. 2 nokta arasındaki uzaklıktan 4 artı 4. Kare kökünü şimdi al 2 kök 2. Olay bu. Gördüğünüz gibi içi zaten yeterince küçük olursa kökü de küçük olur merak etmeyin. Polinom arkadaşlar verilmiş. Eksi 1 noktasında gördüğünüz gibi t, hakikaten x artı 1'in karesi. Köklerden bir tanesi 1 gördüğünüz gibi ve köklerden bir tanesi 2. Aslında işte o burası. 2 çarpı a artı 6 eşittir sıfırdan. Bu yüzden a eksi 3 olacak. Cevap b şıkkı. Kök denklemi sağlar. Grafiği yorumlarsak önce bakın. Birincisi f3 arkadaşlar 2'ye eşit. İkincisi f türev 3 doğrunun eğimine eşittir. Çünkü teğet doğrusunun eğimi aynı zamanda türeve eşittir. Tanjant alfa karşı bölü komşudan burasının uzunluğu 6 birim şurası 2. Demek ki bu da arkadaşlar 1 bölü 3'müş. Hemen h'ın türevini alırsak f türev x çarpı x eksi fx bölü x kare. Kaç istiyor bizden? 3. f türev 3 çarpı 3 eksi f3 bölü 9. f türev 3 1 bölü 3 çarpı 3 Eksi f3 arkadaşlar 2 bölü 9 oldu. Böylece şunlar gitti. 1 eksi 2'den eksi 1 bölü 9 yaptı C şıkkı.